Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, hadis okumalarına devam ediyoruz. Riyaz-ı ikinci cildinin 558. hadisiyle devam edeceğiz inşallah. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Peygamberimiz ve vesselam şöyle buyurmuş. Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü olanı Allah yüceltir. Evet bu hadiste üç şey karşımıza çıkıyor. Bir, sadakanın malı eksiltmeyeceğin. İki, affeden bir kişinin şerefinin Cenab-ı Hak tarafından artılacağı ve bir de alçak gönüllü olan tevazu sahibi olanları da yine Allah'ın yücelteceği. Tabii biz e, önceki hadislerden yola çıkarak şunu ifade ediyoruz. Sadaka meselesi. Sadaka demek ki malı asla eksiltmiyor. Cenab-ı Hak 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000 gibi katlayarak veriyor. Evet asıl önemli olan da sadakanın bizim asıl malımız oldu. Yani verdiğimiz malın, sadakanın ahirette karşımıza çıkacağı. Uzunca fakat son derece güzel bir hadis, 559. hadis, şöyle buyruluyor burada. Ebu Kepşe radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan şöyle dediğini, işittiğini ifade ediyor. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Az önceki hadiste de herkes aynısı vardı. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da eğer sabrederse Allah onun şerefini artırır. Direncilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Bir söz daha söyleyeceğim, onu da yine hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve devam ediyor. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. İkincisi Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer Malım olsaydı filanca gibi yapardım der. Yani Allah yolunda verirdim der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. Bir üçüncüsü ise Allah kendisine mal verir. Fakat ilim vermez. Bu kimse malı rasgele çarçur eder sağa sola harcar ve Allah'tan da sakınmaz. Akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. Dördüncüsü ise Allah ne mal ne de ilim bu adama vermemiş o kişi malım olsaydı filanca gibi yapardım derse, yani o üçüncü adamdaki gibi malını çarçur eder, Allah'ın hakkının olduğunu hiç bilmez akrabaya ve diğerlerine vermez ise onun gibi yapardım diyorsa o niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir. Evet, bu hadis gerçekten bütün hadisler öyledir de bu bir başka değer. Yani bizim mala karşı insanların mala karşı olan pozisyonunu ortaya koyuyor. Evet, bir hadis daha okuyarak bugünkü sohbetimizi bitirelim. 560. hadis Hazreti Ayşe validemizden rivayet edildiğine göre peygamberin ailesi bir koyun kesiyor ve fakirlere dağıtıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ondan geriye ne kaldı? Yani kesilen koyundan evde ne kaldı? Buyurunca Hazreti Ayşe validemiz sadece kürek kemiği kaldı der. Yani diğerlerini dağıtmışlar, sadaka olarak vermişler, konu komşuya ikram edilmiş, geriye ne kalmış? Sadece bir kürek kemiği. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şu halde diyor, kürek kemiği dışında hepsi duruyor. Ya işte bakış açısı bu. Evet. Yani ahirete gönderilen, ebedileştirildi ya, sadaka olarak verilen ahirete mal oldu ya, işte asıl mal oraya gönderilen maldır. Evet, saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet.